Bizim manzaratı gelip görmüyorlar. Bizim Urfa'da kameraları yok. El kaldı, el indi. El kaldı, el indi. Fıstık hasadı 10 gündür başlamıştır. Tabii fıstık hasadı bizim beklentilerimizin altında oldu. Bunun nedeni de malumunuz son 3-5 gündür piyasadaki fiyatların bizim beklentilerimizin bayağı altında oluşmasından dolayı gerek üreticilerimiz ve esnaf arkadaşlar bu konuda mağdur olmasından dolayı şu an fıstık hasadı dediğimiz su altı olan fıstık hasadı beklentilerin altında oluştu. Bunun nedeni de fiyatlardır. Fiyat belirlenmemesi aslında bizim cam damarımız olan üreticilerimiz ve çiftçileri mağdur ettiği kadar bizim esnafı da mağdur etmektedir. Aslında bizim Güneydoğu'da 3 ilimizde yetişen fıstığın maalesef sahibi yoktur. Gerek üreticilerimiz olsun, gerek esnaf arkadaşlarımız olsun bu konuda hepimiz mağduruz. Şimdi bizim hükümetimizden, devletimizden talebimiz Karadeniz'de yetişen fındığa nasıl taban fiyat veriliyorsa, Karadeniz'de nasıl çaya taban fiyat veriliyorsa, destekleme nasıl veriliyorsa, Güneydoğu'da yetişen fıstığımıza da gerek taban fiyatın belirlenmesi, gerekse de destekleme konusunda fıstık üreticilerine de taban fiyat ve fıstık desteklemesinin olmasıdır. Tabii bunu bugün bir fıstık ağacının yetişmesi, meyve vermesi aşağı yukarı bir 8-10 yıl bir zaman almaktadır. Bu konuda çiftçilerimiz ve üreticilerimiz mağdur oluyor. Ama desteklenirse gerek o mağduriyeti gidermek adına bir devlet bir destek sağlanmış olur. Çiftçilerimiz bundan faydalanmış olur. Bugün biri eğer teşrif eder bu sıkıntıları, malların nereye kadar çıktığını, iş yerlerinin küçük olmasından dolayı ta birçok yeri işgal etmemişiz bu konuda. Da tabii tepkiler de alıyoruz ama mecburiyetten yeri olmadığından dolayı dükkanın dışına da taşmış oluyoruz. Belediye ile de bu konuda biraz sıkıntılar içerisindeyiz. Ben tekrar söylüyorum, inşallah buradan sesimi duyuyorlar bizim siyasiler, milletvekillerimiz, bakanlarımız, mülki amirlerimiz bu esnafa, Urfa fıstığına sahip çıkasın. Yer talebimiz vardır, bir yer talebinin en kısa zamanda yerine getirilmesi. Ha diyebilirler ki işte sizin gibi birçok kooperatif vardır, birçok esnaf kesimi vardır. Doğrudur, herkese saygımız vardır. Ama Urfa'nın değeri olan Urfa fıstığına sahip çıkılması. Aslında biz çok geç kalmışız Urfa olarak. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi zamanında olduğu gibi şimdi de yine öyle. Bizim siyasilerimiz günlük yaşıyorlar. Halbuki yıllar önceden Antep patent almasından dolayı Antep fıstığı olarak biliniyor. Halbuki zamanında Urfa fıstığı patenti alınmış olsaydı bugün Antep fıstığı değil de Urfa fıstığı olarak söylenirdi. Bugün işte yıllardır peşine düştüğümüz yer konusunda bugün yerlerimiz büyük olursa, esnafımız kendi işletmelerini bulunduğu iş yerlerinde yaparsa, paketleşmeye giderse, markalaşmaya giderse o zaman yavaş yavaş belki bir yıl, belki iki yılı, belki beş yılı bulabilir ama zamanla bu da Urfa fıstığı da hak ettiği yeri bulur. Ama bu nereden kaynağı? Bunu bizim devlet büyüklerinin bize sahip çıkmasıyla, bize yapacakları yer tahsisiyle ilgilidir. İnşallah mücadelemiz devam edecektir bu yer konusunda ki hak ettiğimizi diğer esnaf arkadaşlarla ayırt edilmesi lazım. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu Urfa'mızın çok büyük bir değeridir. Bugün istihdam deseniz ki yeni yapılacak iş yerlerinde bugün bizim iş yerlerimiz 70 metrekaredir ama 70 metrekarede birçok iş yerinde 2 kişi, 3 kişi istihdam ediliyor, çalışıyor. Bunun yanında işveren arkadaşlar işte esnaf arkadaşlarımız da kimi bir dükkanda 2, kimi 3 ortakla yer olmamasından dolayı bu sıkıntı yaşayıp ticaretini yapmaktadır. İstihdam konusunda da memlekete bayağı bir katkısı olacaktır. Ekonomik olarak da Urfa fıstığı eğer ki yeni açılacak yerde, yeni yapılacak yerde de şimdinin 2-3 katı bir ekonomiye, şehre bir ekonomik kazançta olur, faydası olacaktır.